Şimdi Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2018 verilerine göre, dün biraz konuşmuştuk aslında, boşanma oranlarından bahsedeceğiz. Boşanma oranlarında 10,9 artış var efendim. Evliliklerde de 2,9 azalma var. Bunu biraz konuşalım istiyoruz hukukçu Cengiz Ortaoğlu'yla. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Mehmet Akif Bey. Teşekkürler. Bu arada birazdan da aile evlilik ve ilişki terapisti Serhat Yabancı konuğumuz olacak. Kendisiyle de konuşacağız. Şimdi dün biraz konuştuk bu nafaka Evet. meselesini. Hatta dedik ki yani bu süresiz nafaka mevzu aynı zamanda işte evlendiğinde bile devam eden, hiçbir tedbir alınmayan meseleler. 10 gün evli kalıp hayatı boyunca nafaka ödemek zorunda kalan insanlar vesaire. Evet. Evlilikten böyle insanları Evet. uzaklaştıran bir şeyler var sanki diye. Aile Şimdi müessesesi çok önemli, çok kıymetli memleketimiz açısından. kesinlikle, kesinlikle. Tüm dünyada da bu aslında çok kıymetli bir şey. Bunu korumak, tesis etmek, Evet. sürdürmek. Sıklıkla Çok doğru. boşanma görüyoruz. Ne oluyor? Çok doğru. Mesela öncelikle çok teşekkür ederim. Bu konu gerçekten yaşamsal derecede önemli toplum için. Çünkü toplumun temeli aile. Kutsal aile diyoruz. Dolayısıyla da bunun üzerine ne kadar dursak az diye düşünüyorum. İşte öncelikle biraz önce sizin söz ettiğiniz gibi evliliklerin neden azalma bu kadar çok? Önce birkaç şeyle bunu isterseniz değerlendireyim müsaade ederseniz. Şimdi bir defa şu son zamanda bu yaşanan şu süresiz nafaka olayları boşanma davalarının bu kadar uzun sürmesi, yıllarca sürmesi gençlerde benim görüştüğüm gençlerde de bir tedirginlik yaratıyor. Panellerde falan da bunu konuşuyoruz. Yani ben evlendim. Hani işte yürütemedim bu işi. Boşanacağım. Sonra ben hayat boyu nafaka mı ödeyeceğim? Veya boşanma davası açtım. 3 sene, 4 sene dava mı devam edecek? Veya çocuğum oldu. Çocuğumu görmek için çocuk haczi mi yapacağım gibi. Bunlar bütün o evliliklerde ben azalmalı nedenlerinden en başta bunları olduğunu düşünüyorum. Çünkü belirsizlik tedirginlik yaratıyor. Tedirginlik de evlilikten insanları uzaklaştırıyor. Bir defa yani boşanma evlilikle ilgili bunu söyleyebilirim. Gerçekten bu çok enteresan. Ülkenin nüfusu artıyor, evlilik oranları düşüyor. Tam tersi artması gerekirken düşüyor. Diğer yandan da boşanmalara bakıyoruz Mehmet Akif Bey. Boşanmalarda da ciddi bir artış var. Şimdi boşanmalardaki artışta ben daha önce bundan 5-6 yıl önce bir çalışma yapmıştım. İşte internetin boşanmaların etkisi üzerine. Biz şunu saptadık mesela. Boşanmalarda aslında TÜİK'in verilerine göre %95 şiddeti geçmişlik görünüyor. Ama biraz sağa indiğinizde bunun altında neler var diye yaptığımız araştırmada mesela şunları gördük. Birinci sırada aldatma var. İkinci sırada cinsel uyumsuzluk. Üçüncü sırada ekonomik nedenler. Dördüncü sırada artık bu iş yürümüyor, işte evliliğimiz monoton, yürütmek istemiyoruz. Ve beşinci sırada şiddet olduğunu saptadık. Ama tabii ki bilimsel bir çalışma değil. Benim 780 kişiyle telefonla ve yüz yüze yaptığım görüşmeler sonucunda çıkan yapılan bir araştırmaydı. Bir de şunu gördük. İnternetin boşanmalar üzerine çok ciddi bir etkisi olduğunu. Neden? Her Nasıl? dört evlilikten birinin internet nedeniyle boşanma kararı aldıklarını gördük ve bunun da nedeni şu. Ama dediğim gibi bu çalışma İstanbul bazında yapılan bir Şöyle çalışma. internet nedeniyle boşanma kararı almak ne demek? Yani neden Ya erkekler? şöyle internet nedeniyle boşanma kararı almak derken internet boşanmaya etkisi ne? Şimdi bir defa internet nedeniyle evde eşin zamanın çok önemli bölümünü yani adeta bir bağımlılık gibi çok önemli bölümünü işte internette geçirmesi. Bunu erkekler mi İnternette söylüyor eşleri için? Erkekler de kadın, yani daha çok tabii biz bu 780 kişinin tam sayıları şu anda elimde değil ama daha çok kadındı, kadınlar daha çok şikayetçi ama Evet, anladım. erkeklerden de şikayetçi olan var ama ayrıca da aldatmalarda da her iki aldatmadan birinin yine internetin etkili olduğunu saptadık ama dediğim gibi bu İstanbul bazında bir çalışmaydı. Yani burada internetin çok ciddi bir şekilde bir etkin olduğunu gördük açıkçası. Çünkü orada daha gizemli, daha insanlar kolay erişebiliyor. Ve bir sanal dünya. İnsanlar kendini farklı tanıtabiliyor. Dolayısıyla orada bir internetin bir etkisi var. Ama biraz mesela sahaya indiğimizde asıl mesela somut nedenler ne acaba diye. Bunu da bu gelen maillerden şuradan buradan biraz nabız tutmaya baktığımız zaman şunu görüyoruz. Bir defa değer verme kavramı bizde çok azalmış durumda. Eski annelerimize falan baktığımızda hep şunu gördük annemize babamıza. Eşler bile çok daha fazla değer verdiler. Evliliğe değer veriliyordu bir de sanki Evliliğe böyle. Yani değer verilirdi. evlilik Aynen. çok kolay Evet. bitirilebilecek bir şey değil gibi bakılıyordu. Şimdi biraz daha
Gençler herhalde daha mı rahat bu anlamda bilmiyorum ama ne söylenir? Evet. Kelimeleri de seçmeye çalışıyorum kimseyi incitmemek adına. Evet, tabii. Ya ben somut bir örnek vereyim size. Mesela bir tane gelen bir mail, onu ben son bu Mucizeler Daima Yanında kitabımda anlattım öykü. Adam 10 ay önce evlenmiş, 10 ay önce evlenmiş ve eşi hamile. Diyor ki işte evlendik ama sevmediğimi anladım diyor. İşte oğlumun olacağını öğrendim diyor. Çocuğumun velayetini diyor alabilir miyim diyor. Önce insan diyorsun ki yani acaba yanlış mı okudum diyorsunuz maili. Dikkatle okuyordun şaşırıyorsunuz. Yani da anne karnındaki çocuğun şeyini almaya çalışıyor, velayetini almaya çalışıyor. Babası demiş ki ona ya önemli değil şey. Hani boşanma önemli değil, yeter ki çocuğun velayetini alalım biz demiş. Şimdi ona önce ve sevmediğini anlamış. Evet, Sayın Ortaoğlu şu velayet meselesinde belki biraz konuşmak lazım. Bununla ilgili bir düzenleme de yapılıyor gerçi yargı reformu kapsamında ama Serhat Yabancı da hazır şu an bizi bekliyor. Hoş geldiniz siz de Sayın Yabancı. Merhabalar, hoş bulduk. Merhabalar. Şöyle genel olarak yorum alayım bir de şunu sorayım. Yani neden bu haldeyiz ya da ne oluyor Türkiye'de? Karşılaştığınız, danışanlarınız geldiğinde böyle sıklıkla karşılaştığınız bir durum var mı? Ve boşanmalar artıyor diyoruz. Boşananlar mutlu mu? Yani iyi ki boşandık mı diyorlar yoksa ya acaba bir düşünse miydik kıvamında giden bir süreç var mı? Şimdi aslında insanlar mutlu olmak için evleniyorlar. Sonra da mutlu olmak için boşanıyorlar. İşin özü bu aslında. Yani evlenmek de boşanmak da mutlu olmak için. Mutlu olmak için evlenen insanlar daha ilerleyen süreçlerde mutsuz olduklarını veya mutsuzlaştıklarını düşünerek bu sefer boşanmaya karar veriyorlar. Evliliğin doğası gereği ayrılıkta boşanmada kendi içinde var olan bir sistem. Kesinlikle. Bunu böyle hani çok kötü bir şey gibi göstermeye gerek yok. Yani boşanma illaki zararlı ve kötü diye tanımlamak veya çok doğru bir şey gibi de göstermeye gerek yok. Önemli olan bunun doğru şekilde ve doğru zamanda bu kararın verilmesi. Yani boşanmak da bir çözümdür. Bazen mutsuz bir yuvayı bitirmek yeni bir belki de mutlu bir yuvayı kurmayı da önünü açar. Ama bir toplumumuzda belki de bu olay geçmişten bugüne çok fazla bir baskılanarak geldiği için bugün bu boşanma olaylarını biz biraz daha böyle bir tehlike olarak algılıyoruz. Doğrudur. Boşanma dünyanın her yerinde çok olumlu karşılanan bir durum değildir. Ailelerin bitmesi veya evliliklerin bitmesi birçok ülkede yasayla da engellenmeye çalışılmaktadır. Şimdi bizim ülkemize baktığımızda da evet evlilik sayıları geçen yıllara göre evlenen sayılarında azalmalar var, boşanmalarda artış var. 130 binlere geldi bu boşanan çift sayısı. Bu bize şunu gösteriyor. Evlenen insanlar, yani insanların evlilikle ilgili güvenleri veya ihtiyaçları azalıyor. Boşanmayla ilgili talep daha da artıyor. Temel nedenlerine baktığımızda ben biraz algılarla ilgili anlatmak istiyorum. Kitaplarımda da var bu. Şimdi ana dinamiklere baktığımızda kadınların en çok rahatsız olduğu boşanma nedeni olarak gösterdikleri nedenlere baktığımızda ilgisizlik ve sorumsuzluk birinci neden olarak önümüze çıkıyor. Yani kadınlar daha çok bununla ilgili vurgu yapıyor. Erkekler de daha çok kadınların kendilerini mutsuz etmeleri ve çok fazla memnuniyetsizlikleriyle ilgili vurgu yapıyor. Ben 2016 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Aile Komisyonu'nda böyle bir sunum yaparken oradaki istatistiklere de baktım. Paralel şeyler önümüze çıkıyor. Bilindiği gibi böyle aldatma falan çok boşanma nedeni falan değil. Onu da çok net belirttim. İlk üçte yok mesela aldatma boşanma nedenleri arasında. Ya da yansıtılarak veya hukuki anlamda ilk üçte görünmüyor. Şimdi bu açıdan baktığımızda aslında şöyle bir şey de var. Bir yanlışı daha düzelteyim. Ondan sonra size sorunuzu biraz daha netleştirmiş olurum cevabını. Kadının iş hayatına girmesi veya kadının eğitim alması da boşanmayı tetikliyor, arttırıyor gibi de bir algı var. Dünyanın hiçbir yerinde eğitim yuva yıkan bir mekanizma değildir. Dünyanın hiçbir yerinde eğitim aileyi bozan bir mekanizma değildir, bir parametre değildir. Dünyanın hiçbir yerinde kadının istihdam alanına girmesi, iş gücüne karışması da boşanmayı tetikleyen bir neden değildir. Yani eğitim veya istihdam, ama yani üretmek veya eğitim almak aslında boşanmayı tetikleyen bir mekanizma değildir. Sayın Yabancı, eğitim ve istihdamla ilgili böyle bir iddia var mı? Yani bu boşanma nedeni var. Peki şundan kaynaklı mı? Eğitim ve istihdamdan dolayı mı söyleniyor? Yoksa onun dolaylı olarak beraberinde getirdiği evle ilgilenememe, iş ortamında sosyalleşmeyle başlayan kıskançlıklar ki Türk toplumu için çok yaygındır. Bunlar üzerinden mi gidiyor bu? Yani i̇şte doğrudan eğitim değil, doğrudan kariyer değil ama kariyerin beraberinde getirdiği, onun yansıttığı şeylerle ilgili mi?
Bunun yanlış yönetilmesi dediğimiz noktaya getiriyor. Yani kişi eğitim aldığı için boşanmıyor. Aldığı eğitimle ve bu eğitimin sonucunda olduğu meslekle, yani sahip olduğu meslekle ilgili evliliğinde farklı bir konumlama yaratabiliyor veya süreci farklı yönetebiliyor. Evet. Ama ana fikrimiz şu: kadının eğitilmiş olması ve kadının iş gücüne karışması aileyi yıkan bir etmen değildir. Dünyanın hiçbir yerinde de böyle bir denklem yoktur. Peki. Hani kadın belki bunu farklı veya yanlış yönetmiş olabilir ama burada eğitim ve iş gücünü eleştirmek doğru bir mekanizma değil. Günümüze baktığımızda ben kendi mesleki bilgilerim ve tecrübelerimle şunu söyleyeyim. Bizim bugün en çok çalıştığımız boşanma nedenleri ve o noktaya giden nedenler olarak baktığımızda eşler arasında çok ciddi bir güç savaşı. Kitaplarımda bunu ego savaşı olarak tanımlıyorum. Peki. Eşler arasındaki bu güç savaşı kronikleşip bir patinaja düştüğünde son noktada boşanmayla sonuçlanıyor. Peki, çok yani, teşekkürler. Bu da ister istemez o güç savaşının bir sonucu olarak kendini gösteriyor, boşanma. Peki, çok teşekkür ediyorum efendim. Devam edelim şimdi Sayın Ortaoğlu sizle. Serhat Yabancı'ya veda edeceğiz. Aktar notlar için. Tamam, güç savaşı boşanmayla sonuçlanıyor. Muhtemelen çok çatanık olduğunuz davada vardır. Becerebiliyor muyuz biz bu işi? Yani evlenmeyi beceremiyor olanlar, beceremeyenler için söylüyorum. İşte boşanma sürecine gelenler boşanmayı becerebiliyorlar mı? Davalarda tanık olduğunuz çok fazla travma var mı? Ne öneriyorsunuz bir de müvekkillerinize böyle bir aşamaya geldiklerinde? Şimdi Mehmet Akif Bey, Japonlarda kotodama denilen bir sözcük vardır. Bunu anlamıştır. Kelimelerin ruhu. Kelimelerin ruhu olduğunu inanılıyor ve kelimelerin İnsan hayatında çok büyük etkisi olduğu düşünülüyor. Şimdi benim yaptığım birçok çalışmada şunu gördüm. Birebir saha çalışmalarında. Kadını dinliyorum, sonra erkeği dinliyorum. Bakıyorum ki aslında arada ciddi bir mesele yok. Ve hatta boşanmaya gidiyor. Boşandıktan sonra bile bakıyorsunuz ki hakikaten ciddi bir şey yok. Mesela bunu bizzat somut örneklerde söyleyebilirim size. Buradaki mesele şu: iletişim problemi. O yüzden boşandıktan sonra pişman olan çok çift gördüm. Boşandıktan sonra aklı başına geliyor, diyor ki ya ben ne yaptım? Hatta o adli önlerde ben şunu çok gözlemlerim. Ha, pişman olan çok var diyorsunuz yani. Çok fazla var çünkü dolayısıyla. Erkekler mi daha çok pişman oluyor, kadınlar mı? Ya ikisi de ama erkekler daha çok pişman oluyor. Çünkü kadın boşanma kararını daha zor veriyor. Yani kadın için boşanma kararı vermek erkekten çok daha zordur. Daha duygusal bakıyor. Çünkü hani yuvayı dişi kuş yapar sözü öyle boşan söylenir bir söz değil. Erkek biraz daha fevri davranabiliyor. Daha kolay karar veriyor ama ben şunu söyleyeyim, hani hakikaten tabii ki ciddi boşanma nedenleri var, boşanıyor ama asıl boşanma nedenlerinden bir tanesinin eşlerin birbirini yeterince dinlememesinden kaynaklanıyor. Ben dolayısıyla şunu öneriyorum: mutlak surette bir bu konuda uzman olan birisiyle, bir aile danışma uzmanına gitmeden boşanma kararı vermesinler. Çünkü eğer dinleme problemi varsa bu aşılmış olur. O zaman iki taraf birbirini anlar. Aslında iki taraf birbirini seviyor belki. Hakikaten çok basit bir şeyden bir. Çünkü duygu yoğun ilişkilerden ve takip Bey, iletişim en zor şeydir. Çünkü iki taraf da birbirine ne söylediğine bakmaz. Sadece o bir önce hocamın da söylediği gibi güç savaştır ve iki taraf da birbirine laf yetiştirme peşindedir. Peki. Dolayısıyla öncelikle ben, pardon, özür dilerim, buyurun. Özür dilerim. Çok vaktim çok daraldı. Çok kısa bir şey de sormak istiyorum. Evlilik sözleşmeleri. Şuna şöyle bir evlilik sözleşmelerine değinsek, yöntem, bu evlilik sözleşmesine başvuran çok var mı? Ne kadar bağlayıcı? Bir de çiftler arasında bu nasıl karşılanıyor? Özellikle dün konuştuğumuz mesele üzerinden bunu soruyorum. Yani bu nafaka meselesi falan, insanlar bir korkuyorlar. Şimdi tabii evlilik sözleşmesinde nafaka almayacağım diye bir madde koymalar. Yani mesela bunu soranlar var. Böyle bir şey mümkün değil. Yani bu da henüz daha evlilik, yani bu bir sonradan kazanılan bir haktır. Dolayısıyla hani ben nafaka almayacağım da dese, yani o yasanın tanıdığı bir haktır, yine alabilir. Bunu bir defa çok soru geliyor bununla ilgili. Evet. Hani ben evleneceğim, işte bir evlilik sözleşmesinde bir tane madde koyacağım. Benden yoksulluk nafakası alamayacak. Böyle bir şey geçerli değil. Bizde yok yani bir şey. Bazı ülkelerde çok daha geniş sözleşmeler yapılabiliyor. Bizdeki evlilik sözleşme anlamı şudur Mehmet Akif Bey. Şimdi çok basitinden anlatayım. Bizim normal mal rejimimiz, tabii edinmiş mallara katılma rejimidir. Yani bu evlilik birliği içinde edinilen mallarda her iki tarafın da eşit hakları vardır. Ama bir mal aile sözleşmesi yaparsanız, diyelim ki bir örnek olarak söylüyorum, o zaman her iki tarafta kendi kazancını kendisi alır. Yani dolayısıyla boşanma sırasında iki taraf birbirinden manevi tazminat, maddi tazminat ve nafaka dışında bir hak iddia edemez. Ama manevi tazminat ve maddi tazminat ve nafaka yine isteyebiliyorlar. Her zaman isteyebiliyorlar. Tamam. Sadece onunla ilgili bir şunu söyleyeyim. Şey yok. Çok özür diliyorum, affedersiniz. Şimdi çok mail geldiği için bununla ilgili. Çocuk haczi var biliyorsunuz bizde. Evet. Yani çocuk resmen haczi ediliyor. Zor alınıyor ve
gelir kısıtlı olan insanlar var. Mesela bir aylık maaşının yarısını çocuğunu görüşmek için masraf olarak yatıran insanlar var. Maalesef. Bunun bir an önce çözülmesi gerekiyor. Bir an önce. Sayın Ortaoğlu, çok teşekkür ediyorum. Bu çok önemli çok bir konu. Keşke sıkıştırmasaydık bunu, vaktimiz el verseydi. Evet. Bu çocuk harcı meselesiyle ilgili yasal bir düzenleme de yapılıyor yargı reformu kapsamında. Pek çok insanı üzen, hakikaten utanç verici görüntülerle de karşılaşıyoruz. Umuyoruz bir an önce düzelir. Çok teşekkürler katkılarınız için. Ben çok teşekkür ediyorum. Efendim, noktalayacağız manşeti.